katı savunmayla müthiş işlere örnek oldular. İnşallah önümüzde biliyorsun Kral Hollanda ile oynuyoruz. Berlin'de oynuyoruz. Cumartesi günü oynuyoruz. Ve çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağız. Depay'ın bir açıklaması vardı kendi sayfasından. Türkiye'ye bekliyoruz sizi diye. Beklesinler bakalım. Evet Kral, Hollanda ile ilgili ne dersin, ne demek istersin? Lütfen Güzel. senin... Güzel. Cumartesi akşamı Berlin'de kendi sahamızda oynarcasına seyircimizin desteğini de arkamıza alarak Hollanda'ya yenme şansımızın en az Avusturya maçı öncesi kadar olduğunu görüyorum. Aynı düşünceliyim. Ama şu da bir gerçek. Hiç de kolay olmayacak bir maç. Hollanda'nın yıldızları çok fazlaca. Koeman önderliğindeki Hollandalı oyuncuların hepsi Avrupa'nın en iyi takımlarında hala top koşturuyorlar. Bu isimleri sen Gakpo, Evet. Malen, De Vrij, Xavi, Van Dijk takımın en önemli isimleri kabul edelim. Yani aynı koşu temposu ve aynı defans anlayışı uygulayıp duran toplardan gol bulabiliriz diye düşünüyorum. Bulmalıyız diye düşünüyorum. Sabırlı, iyi savunma ve sonrasında golü düşünmeliyiz. Önce savunma diyorum. Savunmaya çok önem ve değer vermeliyiz. Adam arkaya kaçırmamalıyız. Bir de biliyorsun Hollanda takımı pas olayında dünyada bunu öğreten ekolden geliyor. Çok pas ve sabırlı Doğru. pasla ve topu beklerin arkasına kanatları kaçırıyorlar. O yüzden bunlara dikkat edeceklerine inanıyorum. Tabii ki oranın da bir futbol analizcisi vardır. Güzel. Analizci gerekli raporu Montella'ya verecektir. Montella da ona göre yine Benim şampiyonluk öğrencim. başlayacağını düşünüyorum. Benim eski Yani öğrencim orada yine analizci. Orada orada. analizci yapıyor. İyi. Ama Harika. evet. Ha. Dinliyorum. Kral, tabii şimdi hemen şunu bir alayım. Şöyle bir baktığımızda burada bak eşleşmeler var Kral. Eşleşmelerde İspanya Almanya'nın galibi, Fransa Portekiz'in galibi finale çıkıyor, yarı finale. Hollanda Türkiye'nin galibi, İngiltere ve İsviçre'nin galibi yarı finale çıkıyor çeyrek finalden. Bunları da zaten göreceğiz.